Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben çok iyiyim, sizleri çok özledim. Ne yapıyoruz evde? Oturduğumuz yerde boş durmuyoruz değil mi? Derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz görünen karakterleri yok etme. Bugüne kadar yaptığımız bütün etkinlikleri bu etkinliğin içinde tekrar etmiş olacağız. Hadi bakalım, herkes tabletini alsın ve başlayalım. Evet çocuklar, Script Junior'ımızı açtık. Ne yapıyoruz şu anda? Script Junior'ın hemen altındaki mavi butona tuşluyoruz. Buradan istediğimiz karakterleri seçeceğiz. Bugün ne yapalım? Bugün 3 tane karakteri yarıştıralım. Öncelikle ben buradan tavşanı seçiyorum. İkinci karakter olarak yine kedimizi seçelim. Ve son karakter olarak da at seçelim. Atım çok büyük oldu. Ne yapıyorduk? Buraya gelip şuradan büyütme tuşuydu. Bu değil. Şuradan bakın görüyorsunuz. Zaten anlaşıldığı gibi. Evet. Şuraya yerleştiriyoruz atımızı da. Şimdi üçünü yarışmasını isteyeceğiz. Peki bizim bunlar için bir arka plan oluşturmamız gerekiyor. Şurada gördüğünüz alandan bir arka plan oluşturuyoruz. Nerede yarışsınlar? Tabii ki yeşillik ve kır olursa daha güzel olur. Evet. Şimdi bununla işimiz bitti. İlk başta at için işlemlerimize başlayalım. Şuradaki sarı butondan yeşil bayrağın olduğu butonu getiriyoruz. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz, çalıştırma butonuydu. Daha sonra şuradan ileri gitme butonu getiriyoruz. Her biri için hepsinin şuraya ulaşmasını istiyoruz. Ortalama 13 buton ediyor. İstersek bu şekilde 13 tane ekleyebiliriz. Ya da şunları kaldırıp şuradan 13 yapabiliriz. Bakın şurada 13 oldu. Atımız buraya ulaştığı zaman kaybolmasını istiyoruz. Onun için de kaybolma butonunu getirdik. Ve en önemlisi atımızın hangi hızda gideceğine biz karar veriyoruz. Onun için de buradan hızlanmayı ayarlayabilmemiz için butonu getiriyoruz. Peki bunların içinden en hızlı hangisi gider? Atımız en hızlı gideceği için en hızlıyı atımız için seçiyoruz. Daha sonra kedimiz için aynı işlemleri yapacağız. Önce yine başlatma butonunu getiriyoruz. Daha sonra ileri gitme butonunu yine 13 yapıyoruz. Kedimiz 13 adım ileri gittikten sonra kaybolacak. Ve kedimizin hızını ayarlıyoruz. Kedimiz ideal hızla gider. O yüzden değiştirmiyorum. Ve son olarak da tavşanı yapıyoruz. Onun için yine önce ne yapıyoruz? Önce buradan 13 adım ileri gidecek kedimiz. Şuradan şu boşluğa bastığım zaman şurada hemen açılıyor sağ tarafta. 13 yapıyorum tekrar. Tavşanımız 13 adım ileri gittikten sonra kaybolacak. Ve onun da hızını ayarlıyorum. Evet. En yavaş tavşanın gitmesini istedim. Neden? Burada atın çok hızlı gittiğini göreceğiz. Tavşanın geride kaldığını görebilmek için bunu seçtim. Siz istediğinizi daha hızlı ya da daha yavaş ayarlayabilirsiniz. Şimdi 3 tanesi içinde, 3 karakterimiz içinde işlemi yaptıktan sonra öncelikle şuradan ekranı büyütüyorum.
daha iyi görebilmişsin ve şuradan yeşil bayrağa basıyorum. Yeşil bayrağa bastığım zaman evet görüyorsunuz ilk başta atımız ulaştı ve kayboldu. Daha sonra tekrarlayalım. Daha sonra kedi ulaştı ve kayboldu. Ve son olarak da tavşanı en yavaş yaptığımız için tavşan ulaştı ve kayboldu. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.